İyi akşamlar değerli izleyenler. İbrahim Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Evet, kilo problemlerine karşı ne tür diyetler yapılabilir ve obezitenin nedenleriyle başlayalım. Evet, insanlarımız maalesef bilindiği gibi asrımızda kilo problemi hızla çoğalıyor, yayılıyor. Milyonlarca insan kilo probleminden dolayı muzdarip. Avrupa'da, Amerika'da daha çok obezite problemi. Amerika Birleşik Devletleri'nin insanların %80'i, Almanya'da, yani Avrupa'da, Amerika'da %80'e yakın insanlar obez, aşırı kilolu yani. Yollarda yürürken dikkat etmeniz gerekir. Çarptığı zaman uçabilirsiniz. Türkiye'de de büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde de artık obezite hızla %30'lara, %40'lara varan oranda insanlarda obezite problemi söz konusu. Ve insanlar ne yapacağını şaşırmış durumda. Aşırı kilolara karşı çeşit çeşit diyetler, zayıflama formülleri geliştiriliyor, kullanılıyor ve uygulanıyor. İlk uygulaması Hollywood. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde artistlerin, mankenlerin yoğun olarak bulunduğu bölgede artistler tarafından başlatıldığı için Hollywood diyeti veya protein diyeti denir. Protein diyeti ne demek? Et, peynir, yumurta gibi hayvansal besinle ağırlıklı beslenmek. Karbonhidrat içeren besinleri yememek. Bunu çok çok rizikolu olduğu için daha sonraki yıllarda buna güney sahil, yani Florida ve civarında yaşayan insanlar deniz ürünlerini de katmışlar. Güney sahil diyeti diye bir formül geliştirmişler. Fakat bunun da yan tesirinin çok olması nedeniyle Dr. Atkins et ağırlıklı beslenelim demiş. Yeni bir formül geliştirmiş. Fakat et ağırlıklı beslenenlerde de kalp damar rahatsızlarından ölümlerin çok olması neticesinde Fransız asıllı Doktor Dukan işi inceliyor ve diyor ki proteinle beslenen, yani et, peynir, yumurta ağırlıklı beslenenler kalp damar rahatsızlığı olmamalı, şeker hastalığı olmamalı, böbrek yetmezliği zafiyeti olmamalı, yani hasta olmamalı. Diyet yapacak kişi asla hasta olmamalı. Yani protein diyeti yapan kişi asla hasta olmamalı. Hasta olursa onun bünyesi bunu kaldırmaz. Bir, protein diyetiyle beslenenler, protein ağırlıklı beslenenlerde aşırı asidoz oluşur. Asidi bünye atamadığı için de ne olur? Bünye hastalıklı bir bünye haline gelir. Asitli ortamda bakteri, virüs ve mantarlar hızla yayılır. Bir, damar sertliği oluşur, ödem oluşur vesaire vesaire. Şimdi günümüzde aynı metodu, Dukan diyetini veya protein diyetini Doktor Canan Karatay hanımefendi yeni bir diyetmiş gibi Türkiye'de Karatay diyeti diyerek protein diyetini yeniden canlandırmaya çalıştı, çalışıyor. Yazdığı kitaptan bahsediyor, televizyonlarda, gazetelerde dolaşıyor. İyi, güzel, hoş da çok çok tehlikeli olduğunu, yan etkilerinin olduğunu söylemiyorum. Yani ilim adamı dürüst olmalı. Bunun şu şu yan tesirleri var. Herkes kullanamaz. Hasta insanlar protein diyeti yapamaz demeli, demiyor. Doktor Dukan diyor ki çok spor yapacaksınız, her gün 2 saat, artı hiçbir hastalığınız olmayacak diyor. Çünkü çok ekstrem bir sadece proteinle beslenmek. Proteinle beslenenler de, bu kimler beslenir? Genellikle işçi, köylü, memur, sıradan vatandaş değil. Protein diyetiyle beslenenler genellikle body'de, yani fitness'e gidip de böyle vücut geliştirme çalışmaları yapanların yapmış olduğu iştir. Bu da nüfusun %0,5'i demektir. Yani protein diyeti insanların %100'ünün değil, sadece %0,5'inin yapabileceği bir diyettir. Bunu bütün insanlar yapabilirmiş gibi yorumlamak ve uygulanmasını istemek tehlikelidir. Çünkü et nedir? Yağ. Yağ parçalanarak yağ asidine, yağ asidi metabolizm değişimler, parçalanma sonucu asidi dönüşür. İnsanın kanı asitlenirse kanın pH değeri 7.40.
asidik ortamda bakteri, virüs ve mantarlar hızla çoğalır. Çoğalırsa ne olur? Hastalıklı bir vücut olur. Sağlığımızı kaybederiz. Bir. İki, asit kandaki kalsiyumu mıknatıs gibi kendine çeker, bağlar. Asidik ortam. Asidin hemen nötrleşmesi gerekir. Aksi takdirde hayati tehlike. Kanda kalsiyum bulamazsa asit damarların iç yüzeyindeki kalsiyum mıknatıs gibi kendine çeker. Böylece damarların iç yüzeyinde çentikler oluşur. Bu da bu çentiklerden hafif hafif sıvı sızmasına, kan sızmasına sebep olur. 3. Damarda kanda kalsiyum bulamazsa ne olur? Kemikteki kalsiyumu emer. Kemikler kırılgan hale gelir zamanla. 4. Hücrelerdeki depolanan hücre merkezlerinde endoplazmik retikulum denen enerji merkezlerinde kalsiyum depolu bulunur. Bu kalsiyum özel tüplerde, lipitlerde muhafaza edilir. Burada özel depolanan kalsiyumu emer asit. Yani kişide sürekli bir kalsiyum yetersizliği ortaya çıkar. Bu çok çok tehlikeli ve rizikolu bir durumdur. Bunun sonu Allah korusun kalp damar rahatsızları, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, ödem, bir sürü hastalığı tetikler. Bu nedenle protein diyeti tehlikeli. Evet, protein diyetinden vazgeçmek gerekir. Sürekli protein diyetinden bahsederken bunu kim söylüyor? Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kalsiyumla ilgili, yani kilolu insanların neden kilolu oluyor, obezite problemi neden ortaya çıkıyor diye yıllarca Japon, İngiliz, Amerikalı ilim adamlarıyla yapmış olduğu ortak araştırma sonucunda obezitenin, şekerin, tansiyonun, kolesterolün sebebinin kalsiyum yetersizliğinden kaynaklandığını belgelemiştir. Kalsiyum. Neden kalsiyum yetersizliğinden kaynaklanıyor? İşte asidoz nedeniyle, protein ağırlıklı. Şimdi Avrupa, Amerika'da insanlar protein ağırlıklı besleniyor. Hepsi obez. Çin'de, Hindistan'da insanlar zebze ile besleniyor. Var mı obezite? Yok. Neden yok? Çünkü asidoz oluşmuyor. Obeziteyi tetikleyen bir faktör de leptin. Leptin nedir? Leptin insan bünyesindeki yağ yakılımını kontrol eden bir proteindir. Şimdi kişi mesela sabah kalktı. Ramazan değil de Ramazan dışı düşünelim. Genel konuşmak gerekirse. Saat 7'de kahvaltı yaptı. Kahvaltı yaptığında pankreas yemiş olduğu besini kişinin hemen depolamak için inzülin salgılar. Kişi yapmış olduğu kahvaltı 3-4 saat içerisinde harcanır. Sonra bünyeye depolan yağların harcanması için bünyemiz yağ tabakası leptin salgılar. Yani bu şu demek, kişi 7'de kahvaltı yapıyorsa 11'e kadar bir şey yemezse leptin salgılamaya başlar. 11'den önce bir şey yerse abur cubur leptin salgılamaz, tekrar inzülin salgılar. 11'den saat 3'e kadar bir şey yese yine inzülin salgılar. 3'te yine abur cubur bir şey atışırsa yine inzülin salgılar vesaire vesaire. Ne oluyor? Bir kısır döngü. Pankreas sürekli inzülin salgılıyor. İnzülin salgılanırsa ne olur? Yediğiniz besinler yağa dönüşerek depolanır. Kişi sürekli yağlanır. Diyet yaparken peki kaç öğün yenilmesi gerekiyor böyle durumlarda? Evet, çok güzel bir soru. Aslında Peygamber Efendimiz'in sünneti nedir? Sabah bir bardak süt içmiş, akşam 2-3 hurma yemiştir, o kadar. 2 öğündür. Ara öğün yok. Dün bir hanımefendi başka bir televizyon programında diyor ki, 6 öğün diyor tavsiye ediyorlar. Ne diyorsunuz? Diyet. Diyetisyenler böyle tavsiye ediyormuş. 3 ara öğün, 3 ana öğün. Etti 6 öğün. Sürekli pankreas çalışıyor. Sürekli inzülin salgılıyor. Peki leptin ne zaman salgılanacak? Yatınca, uyuduğu zaman leptin salgılayacak. Bir defa. Bazıları da gece kalkıp bir şeyler atıştırıyor. O zaman ne oluyor? O zaman gece bazıları kalkıyor, yemek yiyor, bir şeyler atıştırıyor. Gece dahi leptin salgılanmasına bünyemizin müsaade etmiyoruz. Bu ne demek? Sürekli depoluyorsunuz. Yağlar yakılmıyor. Bu da
bünyemizdeki hormon dengelerini bozuyor. Leptini algılama sistemi bozuluyor. Nedir leptini algılama sistemi? Leptin kanda, yani mide, bağırsaklar, karaciğer, yağ bezi, yağ dokuları leptin salgılar. Leptin kanda dolaşır, beyne gelir. Kan, beyin bariyerini leptin aşamaz kilolu insanlarda. Bir. İki. Buradaki reseptörler tarafından leptin algılansa bile beyne iletilemiyor. Yani bu nedenle sürekli bir kısır döngü. Leptin oranı sürekli kilolu insanlarda yükseliyor. Leptin direnci oluşuyor. Böylece kişi yağlanıyor, yağlanıyor, yağlanıyor. O nedenle zayıflamak isteyenler asla iki öğünden fazla yememeli. Yerse kilo alır. İki öğün, en fazla iki öğün. Sabah iki ve öğün. Akşam. İki öğün, ara öğün yok, üç öğün yok. Sünnet de böyle, eskiden köyde de biz böyle beslenirdik. Mesela sabah kalktığında köylü ne yapar? Kahvaltısını yapar, tarlaya gider. Akşama kadar, akşam gelir, yemeğini yer. Bu kadar. Eskiden de böyleydi. Peygamberimizin sünneti de böyle, sağlık da böyledir. İki öğün, iki öğünden fazlası leptin salgılanmasını engellediği için, yağ yakımını engellediği için kişi sürekli... Ama günümüzde ne yapıyor insanlar? Mesela bizim ofiste çalışan veya fabrikada çalışan insanları gözetliyoruz. Ne yapıyorlar bunlar? Ne yapıyorlar? Bilgisayarın başında çalışırken yanında cips, jelibon, kek, gofret, çikolata var. Mutlaka. Bir şeyler atıştırıyor. Duramıyor. Bir şeyler yazıyor, atıyor, bir şeyler atıştırıyor. Durmuyor. 8 saat çalışıyor, 8 saat bir şeyler atıştırıyor ara ara. Ne oluyor? Asla leptin salgılamıyor. Sürekli insülin. Bu da sürekli kilo demek. İki öğünden fazla kişi de obeziteyi tetikler. Ve asla zayıflayamaz. Hangi yöntemde olursa olsun. Şimdi biz zayıflamak, insanları kolay bir yöntemle zayıflamalar için kuşkonmaz forte, maydanoz forte, funda forte diye üç ürün ürettik. Fakat bunlar çok güzel ürünler, zayıflatıcı. Şimdi Kamboçya'da yetişen bir meyve var, Garcinia. Mandalina büyüklüğünde, bal kabağı şeklinde bu meyvenin birleşimindeki etken maddelerin yarısı hidrositrik asit. Yani limon suyu gibi. Limon suyunda ne içerir? Sitrik asit. Bunda fazladan bir OH grubu var. Fazla bir şey yok. Bu hidrositrik asit ne işe yarıyor? Garcinia'nın birleşimindeki hidrositrik asit şekerli, tatlı, hamurlu bir şey yedi. Karbonhidrat içeren bir şey yediği zaman kişi bunlar hep yağ dönüşüyor. Yağ dönüşümünü sağlayan bir enzim var. Asetil koenzim. Bu enzimi Garcinia'nın birleşimindeki hidrositrik asit frenliyor. Böylece kişi 3 tabak yemek yiyorsa 1 tabak yemekle doyar hale geliyor ve fazla yemek yiyemiyor. Otomatik. Çünkü yağ dönüşümü engelleyemiyor. Engelliyor. Böylece kişi fazla yemek yemiyor. Garcinia otomatik zayıflatır. Problemsiz. Peki şimdi Ramazan ayındayız. Kolay oruç tutmak için neler yapılmalı diyelim? Tabii ki Ramazan'ın ilk insan beyni normal olarak glikozla beslenir. Beyinde nöronlar, sinir hücreleri şeker yakar. Yani glikozu yakarak enerjiye dönüştürür. Bünyemizdeki 100 milyon hücre enerji üretir. Bünyede üretilen enerjinin %25'ini beyin kullanır. Bir insanın beyni vücudunun %2'si kadar ağırlıktadır. 1,5 kilo, 70 kilo gelen bir kişide 1,5 kilo ağırlığında. Fakat üretilen, bünyede üretilen bütün enerjinin %25'ini harcıyor. Çok yüksek oranda enerji harcar. Ve bu da glikozdur. Saf glikoz kullanır. Ramazan'da oruç tutan kişi de karbonhidrat yemediği için ne kullanacak? Yağı kullanıyor. Yağı neye dönüştürür? Şekere. Artık madde olarak bir madde ortaya çıkıyor. Keton. Beyin ketonu da kullanmaya başlıyor Ramazan'da ilk defa. Bu nedenle Ramazan'ın ilk 3-4 günü kişide böyle hafif sendelleme olur. Hani kötü bir şey değil. Ketonu da kullanıyor çünkü beyin alışık olmadığı bir maddeyi kullanıyor. 11 ay glikoz kullanıyor. 12. ay keton kullandığı için anormallik oluyor. Bu şuna benzer. Arabanızda hem benzin var hem LPG var. Benzin bitti, LPG'ye geçiyorsunuz, biraz araba sarsılıyor. Beyin de bu şekilde. Düşünelim.
başka bir maddeyi enerjiye dönüştürmeye başladığı için alışkın olmadı. Hafif bir sarsıntı geçiriyor. Ramazanla birlikte insan bünyesi arınıyor, temizleniyor. Beyin sürekli emir göndermekte yoruluyor normal zamanda. Ramazan'da dinleniyor. Çünkü sindirim sistemi çok düşük bir tempo ile çalışıyor. Besin olmadığı için. Karaciğer kendini yeniliyor. Bütün organlar kendini yeniliyor. Şimdi spirulina kişi iftarda, sahurda 2 veya 3 kapsül spirulina alırsa Ramazan'ı çok kolay tutar. Neden? Çünkü spirulina bu mikro yoğusun 2000 çeşit enzim içerir. 94 çeşit mineral içerir. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini içerir. Balık yağlarındaki omega 3, 6, 9 balık yağlarındaki yağları içerir. Amino asitlerden esensiyel ve esensiyel olmayan amino asitler içerir. Kişi spirulina aldığı zaman iftarda ve sahurda asla yorgun, halsiz, dermansız olmaz. Çünkü vücudun ihtiyacı olan bütün vitamin, mineral, enzim burada. Sadece yağı şekere dönüştürür, harcar o kadar. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Artık kişi Ramazan'da tabii ki ne oluyor? Yorgun düştüğü için uzun süre uyuyor. 10 saat uyuyorsa spirulina kullandığı zaman 5-6 saat uyudu mu daha dinç, daha dinamik olur. Yorgunluk, halsizlik. Ha, piyasada birçok spirulina var. Bizim üretmiş olduğumuz spirulina farklıdır. Neden farklı? Ginseng, ginkgo, geven, kortisep, aloe vera gibi 19 çeşit bitki ekstresi içerir. Yani artı bağışıklık sistemini güçlendirici, bakteri, virüs ve mantarları yok edici özelliğe de sahiptir. Evet, baş dönmesinin nedenleri nedir? Evet, baş dönmesiyle ilgili birçok sebep var. En önemli sebepleri baş dönmesinin yüksek tansiyon, alçak tansiyon, efendim kansızlık, baş ağrısı, seyahat, şeker hastalığı vesaire birçok faktör var da en önemlileri şimdi iç kulağın içerisinde salyangoz, salyangozun hemen üstünde 3 tane yarım yay şeklinde denge organı var. İkisi dikey, birisi yatay olmak üzere 3 tane yarım yay şeklinde denge organı var. Bu denge organının içerisindeki sıvıda artış olursa basınç nedeniyle anormalikler, kimyasal anormalikler olursa kişide baş dönmesi olur. Bir, denge organındaki sinirler normal olarak salyangozdaki sinirler beyin merkezine, beyine gider. Denge organındaki sinirlerse beyinceye gider. Yani burada kulakta iki türlü fonksiyon var. Bir, dışarıdan gelen ses dalgaları kulak zarından örs çekiç üzengi vasıtasıyla salyangoza gelir. Bir kısmı bu sese dönüştürmek için beyne iletilir. İkinci bir görevi ise denge organı yay şeklinde, yarım yay şeklindeki denge organı vestibüler sistem dediğimiz vestibüler sistemdeki sinirlerse duymakla ilgili değildir. Dengeyle ilgili sinirler. Bu sinirlerse beyinciğe gider. Burada beyincik nedir? Denge organıdır beyincik. Beyincik kişinin beyninin takriben 8'de 1'i kadar 150 gramdır. Hemen beynin alt kısmında arka tarafta. Beyincik denge organından gelen ses dalgalarını vesaireyi değerlendirir. Ona göre kişinin dengede kalmasını sağlar. İşte bu denge organının içerisinde kimyasal maddelerde artış veya azalma sıvıda olursa menire dediğimiz hastalık hasıl olmuş demektir. Baş dönmesi olur. Sinirlerde vestibüler sistemdeki bu sinirlerde iltihaplanma olursa vestibüler norenit denen sinir iltihaplanması ortaya çıkar. Bu da baş dönmesine sebep olur. Yani baş dönmesinin sebebi
90 kulaktan kaynaklanır. Bu da denge organı içindeki sıvılarda azalma veya çoğalma, denge organı içindeki kristallerde oynama veya denge organındaki sinirlerdeki iltihaplanma baş dönmesine sebep olur. Ne yapmak gerekir? Anlamak gerekir tabii ki. Doktora gidecek, tahlil yaptıracak, bir sürü tahlil sonucunda baş dönmesinin sebebi nereden, niçin, nasıl kaynaklanıyor? Yüksek tansiyondan kaynaklanıyorsa alıç forte. Düşük tansiyondan kaynaklanıyorsa biberiye forte. Kansızlıktan kaynaklanıyorsa enginar forte. Şekerden kaynaklanıyorsa kurmar forte. Yani sebebini bilmek. Sinirden sinir iltihaplanmasından vestibüler sistem sinir iltihaplanmasından kaynaklanıyorsa sarı kantaron forte. Menire'den kaynaklanıyorsa ginkgo forte. Yani neden olduğunu bilmeden biz tedavi ederiz demek yanlış. Bilmek gerekir. Bunu da doktoruna gidecek. Doktoru birçok yöntemle teşhis koyacak. Diyecek ki rahatsızın sebebi şu. Rahatsızın sebebini anlarsa vestibüler efendim sistem sinirlerinde iltihap vardır diyecek. Problem değil. Veya buradaki kristaller oynamış diyecek. Problem değil. Ne olduğunu anlarsak tedavi ederiz. Ya iyileşmesi mümkündür. Problem değil. Evet, baget hastalığından biraz da bahsedelim. Nedir bu baget hastalığı? Evet, baget kemiklerdeki normal olarak bu osteoporoz, kemik erimesinin zıttı bir rahatsızlıktır. Yani insanlar yaşlandıkça kemiklerindeki kalsiyum, bir de daha önce söylemiş olduğum gibi asidoz, protein ağırlıklı beslenenlerin kanındaki asit oranı yükselir, kemikteki kalsiyumu emer, kemik zayıflar, kemik erimesi ortaya çıkar. Osteoporoz veya yaşlanan bayanlarda adet kesilmesi, menopoz nedeniyle kemik erimesi başlar. Baget hastalığı ise farklıdır. Kemik iltihaplanır. Bu kemik iltihaplanması kişinin sadece bir kemiği, baldır kemiğinde, uyluk kemiğinde, kaval kemiğinde veya kafatasında veya efendim leğen kemiğinde veya kuyruk sokumunda olabilir veyahut da bütün vücudundaki kemiklerde olabilir. Bir noktada veya ağrı sızı kolay kolay iyileşmez. Baget hastalığında işte bu iltihaplı kemiğin yerine bünye yeni kemik yapmaya başlar. Çürüyen, ezilen, yok olan kemiğin yerine yeni kemik. Yeni kemik de önceki kemik gibi yavaş yavaş zamanla gelişen doğal bir kemik olmadığı için, hassas ve kırılgan bir kemik olduğu için kişide anormallikler olur. Rahatsızlıklar bir türlü bitmez. Bu nedenle baget hastalığı denir. Farklıdır. Osteoporoz, osteoporozdan farklıdır. Kemik iltihaplanması, bunun tedavisi mümkün. Önemli olan teşhistir. Doktoru teşhis etmişse rahatsızlığın sebebi şu, buna söğüt kabuğundan elde edilen, söğüt kabuğu, at kuyruğu otu, ısırgan otu, ayrıkökü gibi çok özel, şeytan pençesi kökü gibi, bitkilerin ekstresinden oluşan söğüt forte diye çok yeni bir ürün ürettik. Her türlü bel ağrısı, diz ağrısı, kalça ağrısı, ister osteoporoz olsun, ister baget hastalığı olsun, ister romatizma olsun, kemiklerdeki, isterse kemikler arasındaki, kıkırdaklar arasındaki sıvı, sinoviyal sıvı, eklem sıvısı azalması veya eklem sıvısının iltihaplanmasından kaynaklansın, fark etmez. Romatizma, kemik erimesi veya baget hastalığı gibi hastalıkların hepsini doğal yollarla tedavi etmek mümkün. Zaten bilindiği gibi mesela bundan 100 yıl önce bilim adamları araştırmışlar, söğüt kabuğunda bir salisin denen madde keşfetmişlerdir. Salisin zamanla araştırarak, geliştirerek günümüzdeki aspirini ürettiler. Bundan 100 yıl önce, 1899, 100 yıl, yani 114 yıl önce aspirin ürettiler. Fakat aspirin söğüt kabuğundan değil de kimyasal olduğu için çok çok mahsurlu. Baş ağrısına sebep olur, mide kanamasına sebep olur, bağırsaklara zarar verir, böbreklere zarar verir, kulak çınlamasına sebep olur.
birçok hastalığı tetiklediği Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Benim yazmış olduğum bu kitapta da aspirinle ilgili çok ayrıntılı bilgi var. Aspirin yan tesirleri çok büyük. Bir gün tanıdığım bir zatı muhterem, adam böyle adamcağız gelmiş, halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, solmuş. Ne oldu dedim, rahatsızlığın nedir? Dedi ki ya başım ağrıyordu, akşam iki aspirin aldım, hala rahatsızlığım geçmedi. Dedim ki iç kanama geçiriyorsun, belki farkına varmadın, acil doktora git. Allah Allah, gerçek mi gerçek? Gitti doktoruna, gitti doktoruna, gittiğinde doktora demiş ki 15 dakika geç kalsaydın ölebilirdin. Akşamdan sabaha kadar kan kaybetmiş. Aspirin midesini tahriş etmiş, tahrip etmiş, kanatmış. Aspirinin faydalı olan kısmı nedir peki? Yani faydalı olarak biliniyor. Aspirin faydalı olarak biliniyor ama faydalı değil. Aspirinin faydası yok. Söğüt kabuğunun içindeki salisin aldığınızda mideye zarar vermez. Çünkü parçalanarak aside dönüşmüyor. Salisin olarak bağırsaklara geçiyor. Bağırsaklarda salisin, söğüt kabuğunun içindeki etken madde saligenin ve glikoza parçalanıyor. Bağırsakta. Yani midede değil. Saligenin ise yine asit değil. Kana karışıyor. Kana karışıyor ve kanda yavaş yavaş asetil asit aspirine dönüşür. Bu dönüşüm de salisilik aside dönüşür. Asetil salisilik asit, bu dönüşüm de 8 ila 24 saat aldığı için hiçbir yan tesiri yok. Aspirin direkt asit yakıyor. Fakat söğüt kabuğundaki salisil aspirindeki o etken maddeye aside dönüşmesi 8 ila 24 saat sürdüğü için hiçbir yan etkisi yok, hiçbir problem yok. Kişi istediği kadar söğüt ekstresinden, kabuğu ekstresinden elde edilen söğüt forte diye biz bir formül geliştirdik. Söğüt kabuğu ekstresi, harpago ekstresi, ısırgan otu ekstresi vesaire, 40 kilit ekstresi. Kişi istediği kadar kullansın veya fazla kullansın. Fazla da kullanabilir. 3-4 kapsül atsa bile yan tesiri yok. Çünkü onun mideden bağırsaklara, bağırsaklardan kana karışacak, kanda aside dönüşecek. Aside dönüşmesi 8 ila 24 saat alıyor. Aspirin gibi değil. Oysa aspirin aldığında, fazla aspirin alırsa mideyi deler. Ölümüne bile sebep olabilir kişinin. Öyle rastgele alamaz. Direkt asittir. Yani farklı bir durum var burada. Paketin tedavisi mümkün. Paket veya osteoporoz veya artrit, artroz, ankilozan, spondilit, fibromiyalji, her türlü romatizma, her türlü kemik ağrısı, kemik problemi, kemik erimesi iyileştirilebilir. Zaten söğüt kabuğuyla da elde edilen ekstreyle de Avrupa'da başta olmak üzere birçok ülkede yüzlerce klinik araştırması yapılmış, belgelenmiştir. Evet, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Evet değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları sizlerle olmaya devam edeceğiz. İyi hafta sonları.